Değerli katılımcılar, öncelikle kurbanlık hayvan yetiştiriciliği ve bulaşıcı hastalık riskleri konulu çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz. Erzurum'da kurbanlık hayvan yetiştiriciliği ve bulaşıcı hastalık riskleri konulu çalıştay düzenlendi. Evet, inşallah bugünkü çalıştayda bu soruların cevaplarını alacağız. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Özellikle büyükbaş kurbanlıklardaki bulaşıcı hastalık riski vatandaşları korkutuyor. Bayram öncesi Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda bulaşıcı hastalık riskleri konuşuldu. Vatandaşın kurbanlıklardaki bulaşıcı hastalıklar noktasında bilinçlenmesini sağlamak amaçlandı. Hayvanlarda görülen ve zoonoz olarak da adlandırılan bazı hastalıklar, insanlara etin işte kesimi, yenilmesi, hazırlanması, taşınması sırasında direkt temas veya indirekt temas yoluyla kontamine olmaktadır. Bunlardan özellikle şap, şarbon, salmonelloz, kistidatik, taksoplazmozis, tenya, kuduz, brucellozis ve verem gibi hastalıklar en yaygın olarak bildiğimiz hastalıklardır. Özellikle Kurban Bayramı'nda hayvan dolaşımının artması, 2-3 dolaşımının 2-3 kat daha fazla artış göstermesi, bu saydığımız enfeksiyon hastalıklarının da yaygın bir şekilde artmasına sebep olabilmektedir. Hepimiz tabii Allah kabul etsin imkanlar dahilinde kurban kesiyor ve o kurbanların hangi şartlarda kesildiğini hepimiz çok iyi bir örneğin ben söyleyeyim. İşte kasap gelir, onu bir bağlarız, dualarımızı eder, keseriz. Ondan sonra derisini yüzerken hiç bilmeden o kasap da demek acemi bir yerini kesiyor, sarı bir sıvı akıyor. Başka bir yeri kesiyor, işte hayvanın içi işkembeyle doluyor değil mi? Yani bunu yaşamışız, yaşıyoruz da. Bazen sağa çevirirken toprağa değiyor, sola çevirirken toprağa değiyor. İşte derisini atarken bir şey oluyor, güneşin altında fazla kalıyor. Neyse herhalde muhtemelen bu hijyenden uzaklaşıyor. Erzurum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpınar da konuya ilişkin açıklama yaptı. Akpınar, hastalıkların önüne geçmek için ilk işin işletmelere düştüğünü söyledi. Sabah saat 6'dan alıp saat 9-9.30'a kadar o pazara 1000 hayvan giriyor. O 1000 hayvanı hastalıklarla kontrol edip de işletmeye almak ayrı bir iş. Yani 100, 150, 200 kamyon sıraya girebilir. Hiçbir veteriner, hiçbir teknik eleman onların o anda sadece gözle muayenenin dışında hastalık olup olmadığını zaten göremez. Demek ki biz hastalıkları işletmelerde bitireceğiz. Bunun yolu bu. Yoksa sadece Kurban Bayramı'nda yapacak işimiz, yani nasıl bir çalışma yaparsak yapalım, başarılı olamayız. Akpınar, işletmelerde herhangi bir hastalığın tespit edilmesi durumunda tek çözümün karantina uygulaması olduğunu vurguladı. Normal her zaman da kesimlerde dikkat edilmesi gereken bir olay hastalıklar ama Kurban Bayramı ayrı bir olay. Kurban Bayramı'nda bazen hastalık vesaire bunların kesinlikle karantina dışında hiçbir önlemi yok. Hastalık işletmelerde bulaştığı zaman akabinde bu hayvanlara eğer ihbar olmuş ise Tarım İl Müdürlüğümüzün yaptırımlarıyla o işletmelere karantina uygulanıp ve il dışına sevkini önleyebiliriz. Oysa il içinde sevk olmadığı için o karantinada yine hiçbir yaptırım gücü olmayan bir uygulama olur.